Sevgili çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlere çevre hesaplama konusunda yardımcı olacağım. 3. sınıftan 4. sınıfa geçen arkadaşlarınıza faydalı olacağını umuyorum. Çevre hesapları nasıl yapılır? Karenin, dikdörtgenin, üçgenin çevresi nasıl bulunur? Bunu öğrenmeye çalışacağız hep birlikte. Dilerseniz başlayalım. Önce, e, öncelikle kareden başlayalım çocuklar. Kare bildiğimiz gibi bütün kenarları birbirine eşit olan 4 köşesi 4 kenara bulunan geometrik bir şekildir. Bir geometrik şeklin çevresini bulmamız için tüm kenarlarının uzunluğunu toplamamız gerekiyor. Burada da karenin bir özelliği vardı. Tüm kenarları birbirine eşitti. 4 tane 5 olduğuna göre bunu 4 tane 5'i toplamalıyız. 20 ya da 4 çarpı 5 şeklinde buluruz yani karenin çevresini bulmak için 4 ile kenar uzunluğunu çarparız kolaymış değil mi şimdi dikdörtgenin kenar çevresini hesaplamaya geçelim dikdörtgenin özelliğini de hatırlamaya çalışalım dikdörtgen de kare gibidir onun da dört kenarı vardır 4 köşesi vardır fakat Dikdörtgenin şöyle bir özelliği vardır. Tüm kenarlar birbirine eşit değildir çocuklar. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. İki uzun, iki kısa kenardan oluşur dikdörtgen. Dikdörtgenin çevresini hesaplamak için de yine tüm kenarları toplamamız gerekiyor. 8 artı 8 artı 5 artı 5. Şimdi şöyle baktığım zaman ben buna Burada 2 tane 8 2 tane 5 görüyorum. Bunun bir de kolay yolu var. 8'lerle 5'leri toplarım. Çocuklar. 8'lerle 5'i toplarım. Bundan 2 tane olduğu için 2 ile çarparım. 8, 5 daha 13 yapar. 13 çarpı 2 de 26 yapar. Topladığımız zaman da 8, 8, 16 5, 5, 10 eşittir. 26 santimetre yapar. İkisini de 26 santimetre olarak bulduk. İki yolda da 26 santimetreyi bulduk çocuklar. Dikdörtgenin kenarını, çevresini bulmak da e, zor bir şey değildir. Eğer bu e, çarpma işlemini hatırlayamazsak tüm kenarları tek tek toplayabiliriz. Çocuklar şimdi örneklerle bu işi e, kavramaya çalışalım. Birinci örneğimizde yandaki karenin çevresi kaç metredir diye sormuş bize. Karenin bir kenarı 100 cm. Ben o zaman 100 ile 4'ü çarpmalıyım. 100 çarpı 4 eşittir 400 cm. Karenin çevresini buldum zannettim ama bulmadım. Çünkü bizde burada bir incelik var. İyi dikkat ediyoruz. soruda da Metre olarak bulmamızı istemiş. Biz cevabı santimetre olarak bulduk. Böyle bırakırsak soruyu yarım bırakmış oluruz çocuklar. Santimetreyi metreye çevirmek için 100'e bölüyorduk. 400 bölü 100. 20 buradan silerim. 200 buradan kısa yoldan böldüm. 4 metre olarak bulurum sonucu çocuklar. İkinci soruda, yandaki dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Eğer bu dikdörtgende kısa kenar 3 santimetre ise, buradaki kısa kenar da 3 santimetredir. Uzun kenar 9 santimetre ise, buradaki de 9 santimetredir. Benim elimde 2 tane 9, 2 tane 3 var. Çevreyi bulmak için çocuklar 9'ları toplarım. Sonra onlara 3'leri de ekliyorum. 9 9 daha 18. 3 3 daha 6 18 artı 6 24 santimetre biz bir de ikinci yolu yapmıştık şimdi ikinci yolu hatırlayalım demiştik iki tane 9 iki tane 3 var o zaman 9 da 3'ü toplarım 9 artı 3 bunu 2 ile çarparım 9 3 daha 12 yapar çocuklar 12 çarpı 2 eşittir 24 santimetre Uzun yoldan da 24 santimetre bulmuştum, kısa yoldan da 24 santimetreyi buldum. Hangisi kolayımıza giderse onu yapabiliriz. Evet çocuklar, üçüncü soruda yandaki üçgenin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Bu da çok basit bir soru şu anda bizim için. Çünkü biz bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Üç kenarımız da bende. Üç kenarı toplarım ve çevreyi bulurum. 14 cm 13 cm 9 cm Evet 4 3 daha 7 9 daha 16'nın altısı elde var bir onluk 1 2 3 36 cm olarak buldum çocuklar dördüncü soruda yukarıdaki kare ile dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş Yukarıdaki şekle baktığımda dikdörtgenin iki kenarı var. Uzun kenarı 8 cm kısa kenarı 4 cm. Benim bu çevreyi hesaplayabilmem için bu iki kenar bana yeter. Neden? Çevreyi bulurken 8 artı 4 bunları toplarım. Sonra gelir 2 ile çarparım. 8 4 daha 12 çarpı 2 eşittir. 24 cm dikdörtgenin çevre uzunluğu. Dikdörtgenin çevre uzunluğuyla karenin çevre uzunluğu birbirine eşit. Bize soruda öyle söylenmiş. Eğer ben karenin çevresinin 24 olduğunu bilirsem bir kenarını nasıl bulabilirim? 24'ün içinde 4 tane birbirine eşit kenar var. Bu demektir ki 24'ü 4'e paylaştırmam gerekiyor. 24'te 4 6 kere çocuklar 24 bölü 24'ten 24 çıktı 0'san kaldı 6 santimetre bir kenarının uzunluğu şimdi 5. ve 6. sorularımızı da çözdükten sonra biraz daha çevre konusunda bilgimizi artırmış olacağız Efe bir kenar uzunluğu 45 metre olan kare şeklindeki parkın etrafında 3 tur koşmuştur Efe toplam kaç metre koşmuştur? Şimdi Efe şuradan başladı. 45 geldi. 45, kare olduğuna göre burası da 45 metre. Burası da 45 metre. Burası da 45 metre. Koştu, 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 koştu. Bir tur koştuğunda Efe 45 ile 4'ü çarparım. 4 kere 5 20. Elde var. 2 onluk. 4 kere 4 16. 2 daha 18. Efe bir tur koştuğunda çocuklar 180 metre koşmuştur. Ama Efe 3 tur koştuğuna göre diyor soruda. O zaman 180'i 3 ile çarparsam 3 turda ne kadar koştuğunu bulurum. 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 1 3 2 de elde vardı 5 Efe 540 metre koşmuştur çocuklar. Yandaki şeklin çevresi 20 santimetredir. Şekilde verilenlere göre soru işareti ile gösterilen kenar kaç santimetredir? Burada e, çevreyi biliyorum 20 santimetre. Kısa kenarı biliyorum 3 santimetre. Benden uzun kenarı bulmamı istemişler çocuklar. Burada iki tane kısa kenar olduğuna göre 3-3 toplarım. 3-3 6. 6 cm kısa kenarların toplamı olduğuna göre çevrenin içinden 20'den 6'yı çıkarıyorum. 14'ün içinde 2 tane uzun kenar vardır çocuklar. 14'ü içinde 2 tane uzun kenar olduğu için 2'ye paylaştırıyorum. 2 kere 7 14. Evet ben verilmeyen kenarı hesap buldum. 7 santimetre olarak. İnşallah size e, yararlı olmuştur bu videomuz. E, yarın öbür gün her gün size böyle bir tane küçük küçük e, ders videoları çekmeyi düşünüyorum. Bu uzaktan eğitim günlerinde katkısı olacağını düşünüyorum. Bunları e, izleyin. E, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa tekrar e, sorabilirsiniz. Buradan ben size yine anlatabilirim. Yardımcı olmaya çalışırım çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.